Hoş geldiniz bahçemize. Sefalar getirdiniz efendim. Saracoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bitti sanmayın. Küllerimiz devam edecek. Biraz sonra Saracoğlu'na tekrar bağlanacağız. Meltem Açıkel bizimle beraber. Canım benim. Hayatı kolaylaştıran kadın. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum bütün ülkemiz Güzel için. Güzel olsun inşallah, inşallah her şey. İnşallah. Evde yemek varsa, bolluk bereket varsa her şey daha bir güzel. Kesinlikle öyle. Ama bunların da mevsimleri var ve geçiyor. Şimdi i̇şte... domatesin, biberin, kırmızı biberin. Her şeyin mevsimi geçecek. Şimdi bu mevsimde en güzel yapılacak şey yazdan yani mevsim sonu güzel menemenliğimizi hazırlayalım, turşularımızı hazırlayalım, salçamızı hazırlayalım ve bunları evde yapmak gerçekten çok kolay. Aynen öyle. Yeter ki yapmak iste. Peki nasıl? Peki nasıl? Hemen kollarımızı Şimdi sıvayalım. Şimdi bunlar bu menemenlik mi mesela? Menemenlik yapalım ondan. Tamam, nasıl istiyorsan, tamam, hangisinden yapalım. Başlamak Şimdi, istersen. İstersen ilk önce şöyle... Bak, çok içine güzel. Sihir verdi. Kollarımı kıvırıverdim Ay içine. Şöyle güzel güzel yapaydım ben onu. Güzel güzel olsun. Çocuk güzel gibi, güzel iyi, hadi neyse. Şimdi ilk önce çok güzel bir turşu tarifim var. Bunu kırmızı biberden yapıyorum. İlk önce onu yapacağım. Bak. Suyumuzu açladık. Suyumuzu koyduk. Fokurdattık. Evet, fokurdattık. Bu suyun içine bu turşu. Ne yapıyoruz? Kırmızı biber turşusu yapıyoruz. Sirkeli ve yağlı bu. Yağlı ve sirkeli. Evet. Direkt bunu aldık, döktük, sofraya koyduk. Evet. Kahvaltıya koyduk. Yani ben bunları kavanozlara koyuyorum. Ha. Kavanozları da diziyorum. Ne zaman ama kahvaltıda ama akşam yemeğinde ama salata malzemem yoksa salata yerine kullanabileceğim muhteşem bir tarif bu. Süpersin. Bol C vitamini var biliyorsun kırmızı biberin içinde. Öyle. Şimdi şöyle 2 yemek kaşığı kadar. Bak, turşuluk. Bu ne tuzu? Turşu yaptığımız tuz. Ha. Turşuluk tuz, kaya tuzu. Tamam. Bunu koydum. O ne? Ha, şeker. Şeker. 2 yemek kaşığı da şeker koyuyorum içine. Tamam. Hanımlar yazıyor musunuz? Çok güzel tarife benziyor bu. Bu çok nefis bir tarif. Göçmenler çok yapar bunu. Ha, biz de göçmeniz. Ya işte bizim ya, çok evet, çok yapılan. Göçmenlik. Şimdi sen orada dur, ben buradan yağla. Tamam. Şimdi ne koyduk? Sadece kaya tuzu koyduk. 2 kaşık. 2 kaşık da şeker koyduk. Evet. Doğru mu? Evet. Suyumuz da kaynamaya devam ediyor. Bir çay bardağı kadar da göz kararı koyuyorum. Sirke, elma sirkesi. Elma sirkesi. Elma sirkesini de ilave ettim. Bir çay bardağı kadar da hakiki zeytinyağı. Ben bunu göz kararı koyuyorum ama hanımlar ölçerek yapabilirler. Yani sirkeli, zeytinyağlı. 2 yemek kaşığı turşuluk tuz koyduk, 2 yemek kaşığı şeker koyduk, 1 çay bardağı sirke koyduk, 1 çay bardağı da hakiki zeytinyağı koyduk suyun içine. Ve suyu kaynamışken koyuyoruz. Ve su bunları. Evet, ve tamam. Su kaynarken koyduk. Bunun biber kısımlarını, tomurcuklarını istemem derseniz çıkartın. Ama bir mahsuru yok kalsın derseniz şöyle şurayı ayıklayıvereyim. Devam edeyim mi yaptığından? Olur, olur. Bunları yıkadık güzelce. Evet, güzelce sonra... yıkadık. İçlerini çıkarttım şöyle. Kaynayan suyun içine koyuyorum. Bu muhteşem bir tarif. Allah Allah, bak ben bunu ilk defa duyuyorum. Bu kolay turşu işte. Biz tam her şeyi kolayını yapıyoruz ya. Aynen. Hay kolay ama lezzetli de. Çok lezzetli. Kolayını geçtim, çok lezzetli duruyor. Kesinlikle çünkü içinde öyle. Yağ var. O tuz ve şeker buna ne yapacak merak ettim ben de. Şeker ben hemen hemen son zamanlarda yaptığım bütün turşuların içine koyuyorum. Ayrı bir lezzet veriyor. Aslında ben içindeki mesela şeyleri de seviyorum. Şunları da seviyorum. Ben işte bazen onları çıkarmaya üşeniyorum. Bu şekilde koyuyorum. Kavanozuna böyle basıyorum. Ben de değil, böyle seviyorum da ben. Çünkü mutlaka hani şimdi bilmiyoruz ama mutlaka bunun bir faydası var. Yaradan. Boşuna evet, yaratmıyor. Yaratmamış. Mutlaka bir faydası var. Bir süre sonra diyeceğiz ki bunları sakın atmayın. Bak, adım gibi eminim. Bu arada bıçağı da gözüme sokacağım öyle aman. Derken. Heh. Aman. Şöyle. Kulak, burun, boğaz şikayetin oldu mu hiç? Olmaz olur mu? Bende geniz eti var. Ha. Burnumda deviasyon var. Ciddi mi? Tabii. Bakayım. Kaldır bakayım. Ha, şurada et bile var. Bak. Şurada evet. Tabii. Peki operasyon dediler mi hiç? Dediler. Her burnumdan bakan kulak, burun, boğazla ilgili doktora gittiğimde muhakkak ameliyat diyor. Çünkü şöyle bir şey. Şimdi düzgün nefes almıyorsun. İleride yaşlandığında ciğerlerinle alakalı problem yaşayabilirsin. Üstelik operasyonla evet. ilgili de ameliyat. Ne ses tonun, senin ses tonun ne de düzgün nefes alabiliyorsun. Ama sen alışmışsın böyle nefes almaya. Nefes böyle alınır zannediyorsun. Hemen ameliyat olmalısın diyorlar ama. Ama bizim Türk halkı genel olarak Meltem abla da var. Hele Türk kadınları hep en sona kendini bırakır. Ben de. Sen de olmuyorsun. Evet. Ben oksijen, de. Doğru oksijen alamamak problem. Biraz sonra tabii. Dilaver Özturan gelecek. Çok soru var biliyorum. Instagram'a da fotoğraf koymadım bugün, unuttum vallahi koşturmacadan ama. Siz daha önceki fotoğrafa lütfen yazın sorularınız varsa, birkaç soru çıkarttım. Şimdi bunları bu yağlı suyun içine koyduk. Birkaç tane de sarımsak atalım içine. Aa,
Ay bu çok güzel bir şeye benziyor. Çok. Çünkü sirke de var içinde. İşte o sirke, sarımsak, zeytinyağı. Zeytinyağlı biber turşusu bu. Sirkeli, ay, zeytinyağlı biber turşusu. Bu şimdi kaynadı. Birazcık biberler yumuşadıktan sonra bunları hemen alıyorsunuz. Uğraşmalı bir tarafı da yok. Bu kadar. Alıyorsunuz ve kavanozun içine basıyorsunuz. İçindeki su? İçindeki suyu da kullanacağım. Üzerine de dolduruyorum onunla. Şimdi bunları, biberleri sıcak sıcak kavanoza koyduktan sonra bu sefer içine lezzetlendirecek başka şeyler atacağız. Mesela ne olabilir? Biberiye olabilir, defne yaprağı olabilir, tane karabiber olur. Onları atıyorum. Onlar şöyle suda bir aromasını bırakıyor. Sonra cam kavanozların içine onları dolduracağım. Bak istersen bir taraftan yapalım mı? Burada hazır pişmişleri var. Pişmişlerden vakit kaybetmeyelim. Tamam. Çok güzel bir öneri. Bunu lütfen yapın hanımlar, beyler. Şöyle sıcak sıcak, eliniz yanmadan bu haşlanan biberleri kavanozun içine dolduruyorsunuz. Bir şey zaten hemen haşlanacak gibi duruyor. Tabii tabii, hemen haşlanacak gibi duruyor. Şimdi sen burada, bunu soymuşsun. Evet, bunu kızlar sağ olsunlar burada haşlandıktan sonra soydular, biraz sıcak. Soymasak da olabilir mi? Soymasak da olur. Normalde ben soymuyorum da canlarım benim, oturup onlar soymuşlar bunları. Evet. Evet. Şimdi biberleri yaptık, şöyle koyduk içine, doldurduk. Tabi orada sarımsakları falan da almak lazım bunun içine, değil mi? Tabii. Normalde. Şimdi şöyle hemen elime bir peçeteyle kuruluyorum. Şimdi tane karabiber alayım sana, zahmet olmazsa tabii ki oradan. Hatta ben hepsini vereyim, sen bunları kullanır mısın? Yo, ama tuz var zaten içinde. Tuz var içinde. Sadece karabiber. Şimdi suyuna tane karabiber atıyorum lezzet versin diye. Hatta kavanozun içine de bir miktar koyabilirsiniz. Sonra lezzetlen, bak benim suyum yeni kaynadı, yeni haşlanmaya başladı. Birkaç tane defne yaprağı. Şunu üstten görebilir miyiz kuzum? Bak nasıl güzel görünüyor. Tam da böyle fokurdarken. Değil mi? Aynen. Çok kolay bir tarifle başladık çok bugün güzel. Güne. Ama bu tarifi bol bol yapın, iyi ben de yapacağım. Çok güzelmiş. Bol C vitamini ve bol lezzet. Bak aklında kalanı tekrar sayayım. Say. Suyumuzu güzelce kaynattık. Kaynattık. Ondan sonra içine kaya tuzu iki kaşık. Evet. İki kaşık şeker attık. Bunları yerine koyduk. Ondan sonra sirkemizden biz göz kararı koyduk. Bir çay bardağı. Çay bardağı kadar. Zeytinyağı sonra zeytinyağı, o da bir çay bardağı kadar. Saf zeytinyağı olursa süper oluyor. Tabii, kesinlikle. Ondan sonra içine biberleri koyduk. Evet. Sarımsakları sarımsak attık. Koyduk. Karabiber tane koyduk. Karabiber tane koyduk. Karabiber, defne yaprağı. Defne yaprağı koyduk. Güzelce kaynadı. Kokusu nasıl güzel geliyor, anlatamam. Değil mi? Size. Daha haşlanmadan üstelik. Ha şimdi suyundan da koyacaksın. Şimdi bu güzel sudan biberlerin üstüne. Ay elin yanmasın. Yanmaz yanmaz. Ha. Şöyle üstünü örtecek kadar. Tabii içinden sarımsakları da bulun. Benim sarımsaklarım kayboldu dibinde. Sarımsaklardan da alın. Birkaç tane de sarımsak atın içine. Şurada bir sarımsak yakaladım. Suyuyla beraber geldiği için. Aha. Senin elin nasıl yanmıyor Meltem abla ya? Alıştı herhalde. Ne bileyim, tamam bu kadar mutfakta. Ha, bir tane, tane de defne yaprağı. Defne yaprağı. Biraz fazla oldu suyudur şöyle. Dur ben o defne yaprağını şöyle alayım. Ha. Aldım. Azıcık da suyundan alayım üstünden. Maharetli kadın. Bak bu. Ha, onu bir, bütün yapmanız onu gereken doğru o. Tutar mısın? Şöyle sana doğru geleyim anneciğim. Biberleri koydunuz ve kaynattığınız o güzel sudan. Hani bardağa koy hiç, o kadar lezzetli bir su oluyor zaten bu. Zaten çok güzel de kokuyor. Üzerine suyunu ilave ettiniz. Yapmanız gereken şey, ağzını kapatıyorsunuz. Biraz ters çeviriyorsunuz. Kavanozunuz soğuduktan sonra artık mutfaktaki raflarınızda bunu yerine alıyor. Evet. Bu ne kadar saklı kalır böyle? Kapatayım mı? Bütün kış kalır. Yani bütün kış kapalı kalması. Sıkı tut, çeviriyorum. Kapattım. Ya da sen yap bunu. Bütün kış kapalı kalması. Kapağının güzel kapatılması, içine hava almaması önemli olan. Ters çevirecek miyiz bunu? Bunu ters çevireceğim. Şimdi bunu da nasıl ters çeviriyorum? Bunu ters çeviriyorum. Ha. Bak çevirdim. Hava yavaş yavaş yukarı geliyor. Şimdi bunu şuraya koyalım mı, onu daha koyalım. İyi görürsün. Ne yapıyorum biliyor musun? Kamera. Beyaz bir havlu yayıyorum. Ha, akıtıyor mu? Havlunun üstüne koyuyorum ve kalıyor. Eğer akıtan varsa onun tekrar açıyorsun. Açıyorum. Tekrardan içindeki havası varsa alıyorum ve ağzını yine sıkıca kapatıyorum. Tekrar koyuyorum. Bu kapak sıcak sudan mı gelmeli? Hani şimdi, kaynar suyun içine alıp kapağı kapatıyoruz. Kavanozları ya. Kaynatıyorum. Kapakları kaynatıyorum. Hepsinin sıcak olması
Yani en azından dezenfekte olması gerekiyor. Bir de kapağın ilk kullanım olması gerekiyor. Yani hanımlar alıyorlar konserveler, alıyorlar kavanozda herhangi. Kapak bir kere kullanılır. Evet. Konserve yapacaksanız üstünde o kapak marka bir kere. Yazıyor. Daha önce açılmış, kapanmış, açılmış, kapanmış. Ondan ne turşu olur, ne salça olur, hiçbiri olmaz. Bu kadar emek veriyorsunuz, paraya evet. Yazık, emeğinize günah. Çok bütün ucuz marketlerde var, son derecede ucuz kapaklar. Aa, süper. Bu şimdi kaynağı. Şimdi bunu yaptık. Bunu yaptık. Ama bunu bir kenara tane alacağımız var, bunu kenara alacağız mecburen. Alalım, tamam. Biraz hemen da bunun alalım. Altını kısayım mı? Şöyle kenara aldım.